Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz, şimdi sizleri Zaviye Mahallesi'ne götüreceğiz. Malatya'da kanalizasyon çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu bir işçi toprak yığınlarının altında kalarak maalesef hayatını kaybetti. Zaviye Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ tarafından sürdürülen kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Yaşanan kazada 36 yaşındaki işçi Oğuzcan toprak altında kaldı. İş arkadaşları elleriyle arkadaşlarını kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye daire başkanlığı, arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Girinler! Kafayı başlar, kafayı! Kafayı açılma, o tarafa çıkma, o tarafa uçuyor. Arkadaşlar, altı baş! Arkadaşlar, lütfen açılın, bak sayın. Kısa süre sonra işçiye ulaşan ekipler Oğuzhan Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden işçinin mesai arkadaşları toprak altındaki arkadaşlarının kurtarılmasını gözyaşları içerisinde izlerken yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından talihsiz işçinin bedeni toprak altından çıkartıldı. Olay yerine gelen işçinin ailesi sinir krizleri geçirdi. Oğuzhan Can'ın annesi Melek Can, oğlunun ölüm haberiyle birlikte fenalık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri toprak kaymasının yaşandığı kazı alanında güvenlik önlemi alırken, MASKİ Genel Müdürü Doktor Özgül Özdemir de olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti. Bekar olduğu öğrenilen Oğuzhan Can'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı. Değerli izleyenlerimiz, biz de ilk olarak İşçimize Allah'tan rahmet, geride kalan kederli ailesine, çalışma arkadaşlarına ise başsağlığı ve sabır diliyoruz. Geçelim bir diğer haberimize. Faaliyet gösteren Malatya'da 60 sivil toplum kuruluşu ortak bir basın açıklamasıyla terörü kınadı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Mesut Karataş, silahlı ve kanla hiçbir yere varmanın mümkün olmadığını vurguladı. Malatya'da faaliyet gösteren 60 sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklamayla terörü kınadı. Sivil toplum kuruluşları adına ortak açıklamayı yapan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Mesut Karataş, silah ve kanla bir yere varmanın mümkün olmadığını söyledi. Birazdan 60 STK başkanımızla her ay mutat olarak yaptığımız toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde STK temsilcileri olarak son günlerde ülkemizde cereyan eden bazı mühim hadiseleri halkımızla paylaşarak var olan birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Güneydoğumuzu kana bulayan PKK terör örgütüne, bu örgütün yerli ve yabancı işbirlikçilerine ve bunları hala destekleme gafletinde bulunanlara artık şunu haykırmak istiyoruz. Biz Müslüman bir halkız. Hak yolda ve Allah'ın sevdiği din üzereyiz. İyi niyetli ve temiz kalpliyiz. Ne kimseye haksızlık ve kötülük yaparız, ne de kimsenin haksızlığa ve kötülüğe maruz kalmasına müsaade ederiz. Yani akıl, mantık, vicdan yönünden, ahiret ve ilahi adalet cihetinden durumumuz sağlam. İşte böyle bir durumda saldırı nereden gelirse gelsin, ister Rusya'dan, ister Suriye'den, isterse terör örgütlerinden gelsin, ölümden, düşmandan korkmaz, kaçmayız. Bu vesileyle güzel Malatya'mızdaki 60 STK'nın ortak sesi olan Malatya Kardeşlik Platformu olarak aziz milletimize bir kez daha sesleniyoruz. Lütfen gözünüzü dört açın. Gaflete düşmeyin. Birlik ve beraberliğimizin kıymetini bilin. Ve bunun daim olması için olayların perde arkasında neler döndüğünü görmeye, anlamaya çalışın ki
çok kritik günlerde yaşıyor. Birçok fitneye ve belaya maruz bırakılıyoruz. ODTÜ'de yapılan mescide yapılan saldırıyı da kınayan Karataş, ülkede birliği bozmak isteyenlerin oyununa gelinmemeli dedi. Bu yakın zamanda ODTÜ'de bir mescit saldırısı gerçekleşti. Onunla da ilgili birkaç söz söylemek istiyoruz. Bu korkunç saldırıyı yapanlar Allah'ın kahrından, gazabından, azabından hiç mi korkmazlar? Bu baskına cüret edenler, insan haklarından, din ve vicdan hürriyetinden, hiç kimsenin inancından ve ibadetinden dolayı... Değerli izleyenlerimiz geçelim. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'na, Türkiye Halk Oyunları Federasyon Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, beraberinde Türkiye Halk Oyunları Yönetim Kurulu üyesi Kemal Deniz, il temsilcisi ve halk oyunları hocalarından oluşan bir heyetle Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Vekili Şefik Şengün ile bir süre görüştüler. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, beraberinde Türkiye Halk Oyunları Yönetim Kurulu üyesi Kemal Deniz, il temsilcisi ve halk oyunları hocalarından oluşan bir heyetle birlikte Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Vekili Şefik Şengün'le bir süre görüştüler. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, Malatya'nın kendileri için çok önemli ve değerli bir şehir olduğunu belirtti. Malatya bizim için çok önemli ve çok değerli. Ben daha önce Sayın Ahmet Çakır Başkanımı ziyaret ettiğimde Malatya bizim kalemiz diyerek söze başlamıştım. Bunu niye söyledim? Çünkü biz buradaki kadrolarımıza o kadar güveniyoruz ki her tür organizasyonumuzu gözümüz kapalı Malatya'ya verebiliyoruz. Onun için Malatya bizim için çok önemli ve bu geçtiğimiz yıllarda da yapmış oldukları çalışmalarla Türkiye genelindeki başarılarını ve değerlerini bir kez daha gösterdiler ve federasyonumuza o anlamda çok ciddi katkıda bulundular. Bu yüzden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma başta olmak üzere tüm kadrosuna teşekkür edip şükranlarımı sunmak için geldim. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün, Halk Oyunları Federasyonu'nun çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Hakikaten folklorun kültürümüzde önemli bir yeri var. Buna şahidiz ve bu kültürel fonksiyonun yanı sıra sosyal fonksiyonu ve özellikle sportif yönü de çok öne çıkan bir kültürel alanımız. Sosyal açıdan artık günümüzde folklor çok ön plana çıkmaya başlamıştır. Her yöremizin kendine has bir folkloru var. Böylelikle hem biz kültürel zenginliklerimizi yaşıyoruz. Öyle kadar geçmiş olan hizmetine odayken teşekkür ediyorum. Ziyaret sırasında Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Gürhan Ozanoğlu, Başkan Vekili Şefik Şengün'e federasyon plaketi hediye ederken, Başkan Vekili Şengün ise Ozanoğlu'na kayısı hediye etti. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından verilen mezarlık hizmetleri kapsamında 2015 yılında toplamda 1976 defin işleminin gerçekleştirildiği belirtildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından verilen mezarlık hizmetleri kapsamında 2015 yılında toplamda 1976 defin işleminin yapıldığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre Mezarlıklar Şube Müdürlüğü 2015 yılı içerisinde 1881 ücretli, 89 ücretsiz, 2 gazi ve 4 de şehit olmak üzere toplam 1976 defin hizmeti verdi. 2015 yılında ilk kez uygulamaya geçilen çift kat mezarlarda ise 62 adet mezar talebinin yerine getirildiği kaydedildi. Yine 2015 yılı içerisinde cenaze sahiplerinin yağmurlu ve güneşli havalarda mağduriyet yaşamaması için defin çadır uygulaması başlatılarak 10 adet defin çadırı alındı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ölüm durumunun insanların en acılı günlerinden birisi olması nedeniyle böyle durumlarda vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Evet, malumunuz pazartesi gününden beri Malatya'da kar yağışı etkisini gösteriyor. İşte bu anlamda Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden de bir uyarı geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.
Yağışların akşam saatlerinden itibaren Elazığ ve Malatya'da kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı, Adıyaman'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmur, Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı kaydedildi. Açıklamada kuvvetli yağış nedeniyle yaşanılabilecek ani sel, su baskını, sel, don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte başlattığı 6 eksiği tamamlayın kampanyası ile sıkıntılı bir süreç yaşayan bayır bucak Türkmenlerine ve kamplarda yaşayan mültecilere 8 tır yardım paketi gönderdi. İnsan Hak ve Hürriyetleri Malatya Şubesi 6 eksiği tamamlayın başlatılan yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin ve sivil toplum örgütlerinin yardımıyla Malatya'da toplanan 8 tır yardım paketi bayır bucaktaki Türkmenlere gönderildi. Kışlık malzeme, gıda ve erzak, bebe bisküvisi, bebek memesi, bebek bezi, hasta bezi gibi ürünlerden oluşan malzemeleri bayır bucak Türkmenlerine kamplarda yaşayan mültecilere ulaştıracak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin, yardımlarının devam edeceğini söyledi. Malatyalı STK'larımızın kadir çınaslığından dolayı bir aradayız. Toplum Gönülleri Birliği Derneğimiz, Birlik Vakfımız, Ensar Derneği gibi STK'lar, İHA ve ismini sayamadığım diğer STK'lar müftülüğümüzün desteğiyle, Müsiyad'ın, Ilıcaklar'ın, Baştürkler'in destekleriyle, Ilsan'ın desteğiyle 8 tırlık bir konvoy oluştu. Suriye'de savaş 5 yıldır devam ediyor ve mazlumiyet ortada. 7,5 milyon insan ülkesini terk etti. 7 milyon insan kendi ülkesinde bir başka bölgeye göç etti. 400 bin insan öldü. Ve Irak Savaşı'nda olduğu gibi milyonlarca yetim arkada kalacak maalesef. Bizler Türk milletinin kadir çınaslığını gösterip buraya sığınan kardeşlerimize kucağımızı açtık. Onlara yardım ediyoruz ama Suriye'de savaşın devam ettiğini de unutmadık. Özellikle Türkmen Dağı bölgesinde son zamanlarda yoğunlaşan saldırılar neticesinde ciddi mazlumiyetler var ve kış başladı. Kış öncesinde değerli abilerimizin, STK'larımızın ve iş adamlarımızın desteğiyle bir nebze olsun derman olabilir miyiz, faydamız olabilir mi düşüncesiyle bir çalışma başlattık. Çalışmanın ismi 6 eksiği tamamla projesiydi. Türkmen Dağı'na ve Suriye'deki kardeşlerimize inşallah bir katkısı olur. Ve Rabbim'den dileğimizde inşallah orada savaş bir an önce biter. Kardeşlerimiz rahata, huzura ulaşır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve senin rızan için toplandık. Muhtaç. Değerli izleyenlerimiz, Jandarma İl Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrollerinde toplam 3720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kale ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin 2220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdiği, olayla ilgili AG isimli şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Yine Kale ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdiği, olayla ilgili AAH isimli şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Ayrıca Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nca emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin aralıksız süreceği kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerine dökülen moloz yığınları ile ilgili denetimlerini yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi kaçak döküm yapan firma, şahıs ve araçlara ise ağır para cezaları yağdırıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerine dökülen moloz yığınları ile ilgili denetimleri yoğunlaştırdı. Çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için kent genelinde gelişi güzel dökülen moloz yığınlarını kaldırmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak Yeşiltepe bölgesinde geçmekte olan Kuzey Kuşak yolu üzerine bırakılan moloz yığınlarını kaldırıyor.
Moloz ve istenmeyen atıkların kent genelinde insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, atıkların başta sivrisinek, sinek, üvez ve zararlı bakterilerin üreme merkezi olduğunu söyledi. Yerel gazete al, Altın Kazan projesine destek veren Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil'e plaket verildi. Basın İlan Kurumu Malatya Şubesi ile Kahveciler Esnaf Odası İşbirliği çerçevesinde kıraathane, çay ocağı ve kafeler için 6 ay düzenlenen Yerel Gazete Al Altın Kazan projesine desteklerinden dolayı Kahveciler Esnaf Odası'nda düzenlenen bir programla Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil'e plaket verildi. Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, yerel gazetelerin satın alınıp sahip çıkılmasıyla yerel sorunlara daha duyarlı olunacağını belirterek proje hakkında bilgi verdi. Kahveciler Esnaf Odası bir işbirliği çerçevesinde 6 aydır sürdürdüğümüz Yerel Gazete Al Altın Kazan kampanyası çerçevesinde oda başkanımızın desteğinden dolayı plaketini bugün takdim edeceğiz. Zamanın tanığı olan yerel gazetelerin satışının artırılması için 6 ay boyunca kıraathane, çay ocağı ve kafeleri başkanımızla birlikte ziyaret ettik. En az 3 yerel gazete bulunduranların isimlerini torbaya koyduk. Yaptığımız çekiliş sonucunda şanslı esnafımıza gram altınımızı hediye ettik. Bu kültürü unutulmaması için böyle bir kampanyayı düzenlemiştik. 1 Ocak 2016'dan itibaren de bu kampanyamızı berberler ve kuaförler esnaf odası işbirliğinde devam ettiriyoruz. Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil ise projenin 1 Temmuz'da başladığını ve 2015 sonuna kadar 6 ay sürdüğünü söyledi. Gerçekten uzun bir 6 ay gibi bir zaman beraber bir çalışma yaptık bu proje kapsamında. Yerel Gazete Al kampanyasında. Müdürümle beraber biz Malatya genelini gezmiş olduk. Güzel bir şey olduğuna ben inanıyorum. İnşallah bu kampanyanın her ne kadar bittiyse bizim yani sembolik bir şey altın kampanyası desek de bizim asıl bu projenin amacı gazete kültürünü insanların daha fazla gazete okuma alışkanlığını artırmak, gazete kültürünü artırmak. Gazete tirajlarının biraz daha artması amaçlıydı. Bundan sonra da gazete alma kültürünü devam ettirsinler ve insanların gazete alışkanlığını biraz daha bir nebze de olsa gazete okuma alışkanlığını insanlarımıza eğer ki artırabilirsek ne ala diyorum. İnşallah öyle de devam etsin. Ben tekrar bu nazik ziyaretlerinden dolayı da müdürümün şahsında bütün kuruma teşekkür ediyorum. Kahveciler Esnaf Odası ile sona eren proje 1 Ocak 2016'dan itibaren ise Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası ile devam ediyor. Değerli izleyenlerimiz, bültenimizin sonunda spor haberleri diyoruz. PTT 1. Lig takımlarından Alima Yeni Malatya Spor'da devre arası kamp çalışmaları sürerken Sarı Kırmızıların kampta oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi de belli oldu. Diğer yandan Alima Yeni Malatyaspor Süper Lig ekibi Gençler Birliği'nde forma giyen forvet oyuncusu Berat Tosun ve Guido Koçer ile anlaşmaya vardı. Lig takımlarından Alima ve Yeni Malatyaspor'da devre arası kamp çalışmaları sürerken Sarı Kırmızıların kampta oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi de belli oldu. Antalya City kampında 3. günü geride bırakan Alima Yeni Malatyaspor, 2. yarı hazırlıkları çerçevesinde 2 hazırlık müsabakası oynayacak. Sarı Kırmızılılar Süper Lig takımı Gençler Birliği ve İran 1. Lig ekiplerinden Gostareş Folat Tabriz takımı ile bir hazırlık maçı yapacak. Side'de ikinci etap kamp çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini belirten Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, oynayacakları hazırlık maçlarıyla ikinci yarı öncesi hazır duruma gelmek istediklerini kaydetti. Diğer yandan PTT 1. Lig ekiplerinden Alima Yeni Malatyaspor Süper Lig ekibi Gençler Birliği'nde forma giyen forvet oyuncusu Berat Tosun ve Guido Koçer ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör İrfan Buz'un Gençler Birliği'nden öğrencileri olan Berat Tosun ve Koçer ile her konuda anlaşmaya varan Alima Yeni Malatyaspor yönetiminin teknik direktör Buz'un da çok istediği oyuncularla Antalya kampında sözleşme imzalayacağı belirtildi. Değerli izleyenlerimiz, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikte olduk. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekim arkadaşlarım adına
Mutlu akşamlar, mutlu yarınlar Malatya.